Merhabalar, Ayşe'nin yeni oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel yazmaya güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videodan beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu vizon yazmayı çok seven oldu arkadaşlar. İpin numarasını soranlar var. Bunun içine ben numarasını koymuşum ama emin olmadığım için vermek istemedim. Acaba bazen çocuklar oynuyor, karıştırmış olabilir miler diye. Ama içindekini yine de ben vereyim. Bir bakın, 770 benim içine koyduğum numara arkadaşlar. O yüzden emin olmadığım için vermek istemiyordum. Çok soran var. Altın Başak markası da ipimizin. Bunların hepsi de Altın Başak. Bu yeşilde soran çok vardı. 581 arkadaşlar bu da. Diğer bu Altın Başak değil. Bu oyalı markaydı. Bunun da numarası yok maalesef. Bismillahirrahmanirrahim. Yapım aşamasına geçelim. Ben şöyle bir küçük yarısını yaptım arkadaşlar. Sizin de diğer kısmını yapmak istiyorum. Videom çok uzun olmasın diye birazcık hazırlığını yaptım. Buraya ben 5 tane zürafa yaptım. 6. zürafayı da yaparak dağımızın zürafasını oluşturmuş oldum. Şimdi 6. zürafaya batarak geri dönüyorum. Tam ortasından düğümü attım. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte bir tane pırpır yaptım kenarına. İkinci pırpırımızı birazcık daha büyük yapacağız. Şöyle bu büyüklükte pırpır yaptım. Şimdi 3 tane zürafa yapıyorum. Üçüncü zürafaya batarak geri dönüyorum. Yine ortasından bir tane düğüm attım. Yaptığım uzun pırpıra batarak bir tane buraya bu şekilde çaprazlamasına ip oluşturdum. Buradaki pırpırıma batarak bir tane küçük pırpır yapıyorum ilk önce. Tekrar aynı yere batıp bir tane daha büyük oluşturuyorum diğerinde. Aşağıdaki zürafaya inerek ilk pırpırımızı birazcık büyük yaptık. Bir tık daha küçük olabilirdi. Tekrar bu zürafanın içine batarak büyük bir tane pırpır yapıyorum. Şimdi tekrardan 3 tane zürafa yapıyoruz. Üçüncü zürafaya batarak geri dönüyorum. Tekrar yaptığım uzun pırpıra batıyorum. Ortasından bir tane düğüm atıyorum ortalayarak. Tekrar yukarıya. Buraya eşit boyda iki tane pırpır yapıyoruz. Dağımızı bu şekilde tamamlayacağım. O yüzden pırpırlarımızı eşit yapıyoruz. Artık geri dönmeyeceğiz. Yine pırpıra battım. Aşağıdaki pırpıra batıyorum. İpimi aşağı indiriyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Aynı yere batıp pırpıra yine pırpır yapıyorum. Tekrar aşağıya. Son pırpırımı yapıyorum.
Şimdi buraya 5 tane zürafa yapıyorum. Beş tane zürafamızı yaptık. Altıncıya tekrar pırpırlarımızı yapacağız. Şimdi altıncıya geri dönüyorum. İpimiz pırpır yapmaya yetmeyebilir arkadaşlar. Yeni ip takayım. Hem de ipe eklemeyi göstermiş olurum arkadaşlar. Şimdi ipim iğnenin dibinde. Başlangıç ipimiz. Buraya battım. Bu ipimi buradan, bu biten ipimiz. Önünden aldım. Tekli ipimi önden, iğnedekiler bunlar. Çiftliği arkadan atarak diğerlerinin üzerine bir tane düğüm attım. Ve birinin yönü o tarafa, birininki bu tarafa olmuş oldu. Şimdi üzerlerine pırpırlarımı yaptıktan sonra ikisini de keseceğim. Buraya 6 tane pırpır yapıyoruz. Çok büyük yapmıyorum pırpırlarımı. Şöyle bir tık daha küçülteceğim. Siz isterseniz bu aradaki 5 tane zürafayı birazcık daha artırabilirsiniz. Benim modellerimin 3 rengimde çıksın diye bu şekilde birazcık sık tuttum. Makasımı alıyorum. Hemen bunları kökünden artık kesiyorum. Tamamen kökünden kesebilirsiniz. Bunu da döndürüp arkadan daha kolay kesiliyor. Tamamen kökünden kestik. Ekleme diye bir yerimiz kalmadı. Mutlaka buralarda eklemenizi yapın arkadaşlar. Yuvalarda ekleme daha kolay oluyor, hem de gözükmüyor. Tekrardan 5 tane zürafayı yaparak 6.ya yine dağımızı yapıyoruz. 6 bu şekilde devam etmiş oluyor. Alt kısmını bu şekilde yapıp tamamlıyoruz arkadaşlar. İlkin ortadakini yapacağım arkadaşlar. Yeşil kamerada daha iyi belli oluyor yapış şekli. Şöyle parmağımın dibine ipimi bırakıp buraya bir tane düğüm atıyorum. İğnemizin dibinde. İp iğnenin dibinde. Şimdi buraya küçük bir tane pırpır yapıyorum. Pırpıra batarak. Buradaki zürafalara, pırpırlara batarak zürafa yapıyoruz. Çok böyle minik zürafalar yapmıyorum. Başlangıç ipimizi kesebiliriz. Ya da son pırpırımızı yaptıktan sonra keselim ki pırpırımızda dönme yapmasın. Burada kalsın. Bir arkadaşım söylemişti. Benim kalan iplere tikim var Ayşe Hanım. Hemen keser misiniz diye o aklıma geldi şimdi. Hemen geri döndüm. Böyle sıkı bir şekilde geri dönüyorum. Yeniden buraya batarak pırpır yapıyorum. Tekrar zürafalara batarak zürafa yaparak başa geliyorum.
Tekrar geri dönüyorum. Yine pırpırımı yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Ve son zürafamı yapıyorum. Son zürafamı içine batıp kenarından düğümümü atıyorum. Kenardan atın, tam ortadan değil. Şimdi buraya iki tane bunlarla eşit boyda pırpır yapıyorum. Biri bu tarafa, biri de diğer tarafa sayılacak. Şöyle iki taneyi tamamlamış olduk. İsterseniz bu şekilde de bitirebilirsiniz modelinizi arkadaşlar. Ben aşağıya inip bir tane daha pırpır yapıp bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben aşağıya da yanına doğru pırpırlarımı ineceğim arkadaşlar. Bu şekilde de çok güzel olur. Yandaki bütün zürafalara batarak pırpır yapıyorum. Burada birazcık ipimde kıvraklık var. Hemen tamamen sıkmadan açıyorum arkadaşlar. Pırpırımda birazcık hafif dönme var. Tamamen geri alıyorum. Şöyle ipimi düzelttikten sonra tamamen kıvraklığını geri açıyorum ve yeniden takıyorum. Yeniden pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. Pırpırım düzeldi. Şunu da soran çok oluyor. İpleri sündürerek mi yapıyorsunuz? Ben iplerimi sündürmeden diye direkt takarak yapıyorum arkadaşlar. Ve son olarak aşağıdaki pırpıra battım. Yazmanın ana renginden olana. İyice sıkıştırdım. İpimi kökünden, bunu biraz mesafe bıraktım. Bunu kökünden kesiyoruz. Şöyle modelimiz bitmiş oldu. Şimdi ben diğerlerini de tamamlayayım arkadaşlar. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben modelimi yapıp bitirdim. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.